Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yağ çekmeyi ya da yağ yakmayı seven bir adam değilim. Ama teşekkür etmeyi çok seven bir adamım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hem şu deprem sürecinde hem öncesinde hem sonrasında birlikte olduğunuz için, bana katlandığınız, tahammül ettiğiniz için, varsa yanlışlarımız affola ama Allah nasip ettikçe, ömür verdikçe, nefes verdikçe, konuşacak meseleler buldukça, sizler talep ettikçe 7/24 Fenerbahçe'nin konuşulduğu bir kanal olmaya devam edeceğiz Kadıköy Sokak olarak. Aynı zamanda da şunu ekleyeyim, 6 Şubat'tan sonra gördük ki bütün Trabzonsporlar, bütün Galatasaraylılar, bütün Beşiktaşlılar öcü değilmiş. İşlerinde gerçekten çok karakterli, çok kabiliyetli, çok İyi niyetli, çok yardımsever, çok müthiş. Yani daha sayabileceğim birçok iltifata sahip birçok insan varmış. Hepsine de buradan selamlar olsun. Ha, kötüsü var mı? İlla ki de var. Basıp engeli geçiyoruz. Bizim işimiz temiz yüreklerle, temiz kalplerle buradan kalbi temiz olan, niyeti temiz olan, yaptıkları icraatları temiz olan ve insanların menfaati için çalışan bütün rakip takımda taraftarı dostlarımıza da selamlar olsun. Yani arkadaşlar böyle bir giriş niye yaptım? Normal şartlarda beni birçok kişi tanımıyordu. Yani şu an 29.100 ama Allah razı olsun abone sayısı her geçen gün artış gösteriyor gördüğüm kadarıyla. Belki zamanla ya da beni tanıdıkça ya da ne bileyim videoları biraz daha seyrettikçe insanların da abonelik sayısı artıyor. Bu da beni mutlu ediyor, sevindiriyor arkadaşlar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bu günleri hiçbir zaman unutmayarak bugünlerdeki dostluk bağını asla çürütmeyerek bu şekilde devam ederiz. Gelelim haberlere. Normalde duyum çok, haber çok ama 3 video halinde kısa kısa 12'şer dakikalık 3 video çekme niyetim var. İnşallah becerebilirim. 22 Şubat'ın ilk videosuyla karşınızdayım. Serdar Dursun için Polonya'dan kanca. Arkadaşlar biz bu haberleri konuştuk. Biz konuştuktan 2 gün sonra, 3 gün sonra medyaya düşüyor. Medya konuşuyor. Sonra ben 2-3 gün sonra bu haberleri tekrar dile getiriyorum. Bakın böyle böyleymiş diye. Diyorlar ki bana ya arkadaş bize medyadakini okuma biz zaten biliyoruz. Ya gözünü sevdiklerim 3 gün önce biz zaten konuşuyoruz bunu. Ve medyada çıkınca da mecbur dile getiriyoruz. Şimdi Serdar'ın Rakov'un teklifine sıcak baktığı iddia edilmiş. Rakov yöneticisi de bazı şeyleri açık açık itiraf etmiş. Şimdi Fenerbahçemizin milli forveti Serdar Dursun. Adı Avrupa takımlarından anılıyor. Polonya ekibi Rakow, Czestochowa'ya transfer olacağı iddia edilmiş. Ve Polonya liginde 2. Legia Varşova'nın 10 puan önünde lider bulunan Rakow, Serdar Dursun'a kancayı attı. Transfer dönemleri 28 Şubat'ta sona erecek Polonya'nın. Ve 31 yaşındaki futbolcunun da bu konuya sıcak baktığı konuşuluyor. Menajerleri diyor ki gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde nelerin olacağını hep birlikte göreceğiz diyor. Serdar'ın sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Transfermarkt'a göre 2,8 milyon euro değer biçiliyor. Şimdi buraya kadar aslına bakarsanız dakika çaldım. Niye biliyor musunuz? Asıl bundan sonrası çok çok önemli. İlki şu. Serdar Dursun Fenerbahçe'den çok bir para kazanmıyor. Ve Rakow kulübünden de istediği yıllık ücret çok fazla. Yani o kulübe göre çok fazla. Ve bu transfer kapandı diyebiliriz. Ve şunu söyleyeyim. Eğer Serdar Dursun'un teklifi kabul olursa Polonya Ligi'nin en pahalı yani en çok yıllık ücret kazanan futbolcusu olacak. Değer mi? Bunu kulübe bırakıyoruz. Ama Rakov işi sakat. İkincisi Serdar Dursun'a Moskova'dan transfer teklifi. Ki tecrübeli gazeteci Sercan Hamzoğlu Rus temsilcisi Kim Ki'nin teklifini eklemiş. Jesus tarafından fazla şans bulamayan Serdar Dursun için birçok teklif geliyor. Gelmeyi de sürdürüyor. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre. Kim ki ülkesinde 22 Şubat'ta yani bugün kapanacak transfer dönemi önce Serdar Dursun için girişim yaptı. Fenerbahçe'ye 1 milyon euro önerdiler. Alın şu 1 milyon euro'yu Serdar Dursun'u bize verin dediler. Fenerbahçe Spor Kulübü'de avcunuzu yalarsınız dediler.
Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Serdar Dursun'un Rakov'dan istediği yıllık ücretin neredeyse iki katını. Yani 1 milyon euro teklif ettiler Serdar Dursun'a yıllık ücret olarak. Şimdi müthiş bir teklif. Ben şunu söyleyeyim, müthiş bir teklif. Ve haber diyor ki ilk talip hani Serdar Dursun da bakmış bunlar 1 milyon euroydan ağzını açıyor. 2,5 milyon euro yıllık ücret istemiş. Ve hadi 2 milyon euro olsun falan filan demiş diyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Rusya'da bugün sona erecek. Şimdi onlar da bir şeylik çakallık peşindeler. Hemen verelim edelim diye. Ben şunu söyleyeyim. Burada haber aktarımında bir yanlışlık var. Rus ekibi Serdar Dursun'a 1 milyon euro maaş, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro bonservis öneriyor. Serdar Dursun 1,5'a bile fit olur. Çünkü yani Rakov'dan istediğinin neredeyse 3 katı olmuş olacak. Serdar Dursun konusu sıkıntı değil. Fenerbahçe'de böyle bir futbolcuyu 2,5'tan aşağı satmayız. Biz 2,5'a Adana Demirspor'la anlaşma yapmıştık falan filan olayı var. Ben şunu söyleyeyim. Duyumcu kardeşlerden biri demiş ki ilgilenen kulüpler var ama resmi teklif gelmedi. Olsa bile kulüpten ayrılma düşüncemiz yok demiş. Külliyen yalan. Serdar Dursun'un kulüpten ayrılma düşüncesi var. Ben size birkaç gün önce hem Twitter'da hem burada da söyledim. 22 Şubat yani bugün çok önemli bir gün. 2 milyon euro bonservisi verdikleri anda Serdar Dursun gider. Çünkü hem Serdar Dursun için hem Fenerbahçe Spor Kulübü için şahane bir teklif. Bilginiz olsun. Rus kulübü demişken Rus ekiplerinden Zenit Mart ayında Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapacaklarını söyledi. Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev Mart ayında diyor ki Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanma konusunda anlaşmaya vardık diyor. Bu ortak bir fikirde Fenerbahçe maçtaki tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanması için bize bir öneride bulundu ve biz de bunu destekledik. Deprem olmadan önce de zaten Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapma kararı almıştık diyor. Şimdi A Milli Futbol takımının Uluslar Ligi maç takvimi belli oldu ve 8 gün milli ara olacak. Milli maç arası 20 Mart tarihinde başlayıp 28 Mart'ta son bulacak. Ve aranın ardından Süper Lig ve tüm liglerdeki müsabakalar kaldığı yerden devam edecek. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Selahattin Baki bu bilgiyi yalanlamış. Yani demiş ki Fenerbahçe'nin Zenit ile hazırlık maçı yapacağı haberlerini gördüm ancak şu anda resmi bir şey yok demiş Selahattin Baki. Bunun şöyle bir özelliği var. Milli maç aralarında hazırlık maçları için sanırım ayrı bir prosedür oluyor diyebiliyorum. Hani futbolcunun sakatlık numara falan filan şeyine karşılık. Onlar tamamlanınca belli olur. Serdar Aziz Fenerbahçe'de kaldı haberi var. Arkadaşlar Serdar Aziz sezon başında sözleşmesini uzattı. Şimdi bazı duyumcu arkadaşlar şey diyor. Vitor Pereira'nın telkinleriyle uzatıldı falan filan. Lan Vitor Pereira'nın gideceği zaten belliydi. Üstüne Samet Akaydın da geldi. 11'deki yerini kaybetti ve Serdar Aziz için bazı teklifler gelmiş yurt içinden. Menajeri de iletmiş ve forma şansını zorlayacak, gitmek istiyor, işte Başakşehir'e gidecek falan filan. Şöyle mutsuz, böyle mutsuz. Ya bir gidin başka takımlarla ilgilenin olmaz mı? Serdar Aziz'in hiçbir mutsuzluğu yok. Ne yedek kalmayı kaygı edecek bir isim, ne yedekten girmeyi. Bak, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş. Bu isimler hani yedekte durup da oyuna sonradan girip ya da girme düşüncesine yönelip hani sıkıntı çıkarmayacak isimler. Bakın her takımın kadrosunda bu tip isimler var. Yani var. Mesela Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var, Trabzonspor'da da var. Var arkadaşlar. Bu oyuncular huzursuzluk çıkarmadı müddetçe. Ya yıllık ücreti sabit. Anlatabiliyor muyum? Serdar Aziz'in yıllık ücreti. Yanlış biliyor olabilirim şimdi. Şu deprem sürecinde falan kafam bayağı dolu olduğu için değil mi? 12-14 milyon TL arasında diye biliyorum. 12 milyon TL olsa yaklaşık 600 bin euro. Hiçbir şey. Serdar Dursun'un aldığı ücret ben 8-9 milyon TL diye biliyorum. Yani 8 ya da 9 diye biliyorum. Total yapalım. 12 Serdar Aziz alsın. 8 de Serdar Dursun alsın. 20 milyon TL. Mert Hakan'ınki de 11 milyon diye biliyorum. Yani 11 milyon TL diye biliyorum. Toplam 31 milyon TL. Yani 1,5 milyon euro bile yok. Gerçi 1,5 milyon euro niye yok? Şöyle söyleyeyim. Euro olduğu zaman bir de artı
%40 vergi dilimi giriyor. Türk futbolcuları da %20 vergi dilimi giriyor. Böyle hesaplanınca vergisi algısıyla falan hani yabancı bir futbolcu olsa 1.3'e falan tekabül ediyor. Ama Türk futbolcuları da şey yabancı futbolcu da 1.6'ya bile tekabül ediyor. Ama Türk futbolcu da 1.3 gibi düşünülebilir. O yüzden bunları çok şey yapmayın. Ben size başka bir müjde vereyim. Bir taraftan da Real Madrid, Liverpool, Real Madrid maçına bakıyorum. Hocam 2'de 1'de ne bakıyorsun oraya? Kızıyorlar mı video çekme diye demeyin. Çok müthiş bir maç ya. Yani bu adamlarınki maçsa bizimkiler ne? Bunların oynadığı şeyin adı futbolsa bizimkiler ne? Yani Liverpool 2-0 öne geçti. Ben Real Madridciyim. Hani şöyle bir tweet atacaktım ya. Bana sorsanız Real Madrid alır derdim. Hatta hani Liverpool belki saha avantajını kullanır, kazanır falan filan derdim ama bu kadar da şaşkın Real Madrid görmedim derdim. Herifler gitti 5-2 öne geçti. Hem de Anfield'da yani inanılmaz bir şey ya. Neyse. Ben size şunu söyleyeyim. Ben Serdar Dursun gitmesine artık yüksek ihtimalle bakıyorum. Ama size ne diyorum? Transfer döneminde kesin konuşmayacaksın. Yılların tecrübesi. Yani Hakim Ziyekler, Ben Arfalar, Lensler, şunlar bunlar. Yılların tecrübesiyle söylüyorum. Kesin konuşmamak lazım. Gustavo Henrique, Alioski. Bugün sorun. Bana deyin ki hocam Serdar Aziz, şey Serdar Dursun gider mi? %100 derim. Eski Mustafa Hoca olsa %100. Hocam Gustavo Henrique, Alioski gider mi? %1 milyon ikisi de gider derim. Ancak bu transfer dönemi ve bu transfer döneminde her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi Fenerbahçe Gustavo Henrique ile Alioski ile yollarını ayırmak istiyor. Osterwold geldi. Sol bek sorunu çözüldü. Luan Perez iyileşti. Sol bek sorunu kökten çözüldü. Tehlike anında camı kırınız. Atilla Salahi de oynayabilir. Ferdi de oynayabilir. Aslında Fenerbahçe'de sol beki oynayabilecek isim sayısı çok fazla. Alioski de burada biraz gereksiz gibi kaldı. Gustavo Henrique ile Santos Gremio görüştü. Ama olmadı. Alioski'nin şöyle bir durumu var. Ben bir duyumcu arkadaştan duyduğum kadarıyla söylüyorum. İşte Fenerbahçe Alioski'ye kulüp bulursa sözleşmesini feshedecekmiş, bulamazsa feshetmeyecekmiş. Niye arkadaşım? Bonservisi bizde mi ki? Yani bonservisi bizde mi ki futbolcunun kulübü biz bulacağız? Şunu söyleyin. Bak Al Ahli bir transferde takas olarak düşünüyordu Alioski'yi. Eğer becerebilirlerse gidebilir. Ha şu da bir gerçek. Alioski gitmek istiyor ama yani para kazanabileceği yer çok fazla yok. O yüzden de bu transfer olayı biraz yaş gibi. Ama Gustavo Henrique'ye de teklifler var. Şunu söyleyeyim, Brezilya Ligi'nde transfer sezonu devam ettiği için yani 22 Şubat'ta belki 25 Şubat'ta gider. Belki 3 Mart'ta gider. Belki 5 Mart'ta gider. Adamların transfer dönemi farklı olduğu için, sezonları devam ettiği için onun olayı farklı. Ama şunu söyleyeyim. 2 yıllık kiralık anlaşması, şu var, bu var. Bizim Flamengo ile konuştuğumuz bir olay var. Onlar bizi FIFA'ya şikayet etmekte tehdit etmişlerdi. Biz onlara olay anlatmıştık. Diz sakatlığı olayını. Bizim dediğimize geldi gibiler. Bu transferinde ya inşallah olur da her iki taraf daha memnun olur. Şu 1.4 milyon euro kiralama ücreti olayı işte biz bunu vermemeye çalışıyoruz. Belki de buradan sıkıntı çıkıyor. Biz 1.4'ü vermemeye çalışıyoruz. Eğer bu transfer gerçekleşirse biz hiçbir para vermeden sadece o ana kadarki yıllık ücretini verip oyuncuyu değerlendirmiş olmuş olacağız. Ve gittiği kulüpte artık ne yaparsan. Onun dışında bir opsiyon vermemiş olacağız. Diyelim ki kabul etmediler. 1.4 milyon euroyu verip 1,5 yıl daha kadroda kiralık olarak tutup sonra bonservisini almayacağız. Niye? Çünkü dizinden sakatlık yaşarsa almayız maddesi var. Yoksa zorunlu satın alma maddesi var. Dizinden de sakatlık yaşadığı için böyle bir durum var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.